Herkese merhaba, ben Caner Başboğa. 66. piyano dersine hoş geldiniz. Bu derste Mozart'tan bir menüet öğreneceğiz. Bu eser Mozart'ın KV 2 numaralı Fa majör menüeti. KV ne demek arkadaşlar, onu bir anlatayım önce. Notanın altına KV'nin ne olduğunu yazdım, oradan da okuyabilirsiniz. Ben de şimdi kısaca bir anlatayım. Arkadaşlar, her bestecinin, klasik müzik bestecisinin eser numara sistemi vardır. Genellikle bu opus numarasıdır. Yani OP olarak kısaltılmış şekilde kullanılır. Mutlaka duymuşsunuzdur. Örnek veriyorum. OP.95. Yani opus 95 numara anlamında. Opus'un kelime anlamı da eser başyapıt demek. Yani örnek veriyorum. Chopin'in 95. eseri gibi. Şimdi Mozart gibi, Bach gibi, Haydn gibi, bazı Schubert gibi bazı bestecilerin opus değil de kendi adlarına özel numara eser dizi sistemi vardır. Mozart'ta nadir opus olarak kullanılmayan kendine özel bir eser sıra dizin sistemi olan bir besteci. İşte KV'de Mozart'ın eserlerini sıralandırılan bir dizin ismi. Uzun ismi Köhel listesi. Kısaltılmış yazımı KV ya da sadece K olarak da yazılabilir. Köhel listesinin orijinal ismi de Wolfgang Amadeus Mozart'ın bütün eserlerinin kronolojik tematik listesi. Bu liste Ludwig van Köhel tarafından oluşturulmuştur. Köhel amcamız Mozart'ın eserlerini toplamış, kronolojik ve tematik şekilde sıralamış ve onlara da numara vermiş. Örnek veriyorum, Mozart'ın KV331 La minör piyano sonatı. Bu sonat aynı zamanda Türk marşının da olduğu sonattır. Yani buradan şunu anlayacağız. Mozart'ın 331 numaralı eseri. Şimdi gelelim bugünkü öğreneceğimiz eser. KV 2 numaralı eser. 2 numarasından da anladığınız gibi Mozart'ın ilk ikinci eseri arkadaşlar. Yani bu eseri Mozart 6 yaşında bestelemiştir. Şimdi hemen notamızı elimize alalım bakalım. Öncelikle anahtarlarımıza bakalım. Sol ve Fa anahtarı var. Klasik. Ondan sonra değiştirici işaretine geliyoruz. Değiştirici işaretinde bir tane bemol almış. Yani bütün si'ler bemol olacak ve bemol olduğunda da tonlar hakkında bize bilgi veriyordu. Ama tonu en iyi nasıl anlıyorduk? En sondaki notaları bakın. En sondaki hem sol anahtarındaki hem fa anahtarındaki nota fa notası. Yani bir parça hem bir tane bemol almış hem de fa notasıyla bitmiş. Bu parça fa majör tonunda. Tonunu da bulduktan sonra 3 dörtlük olduğunu görüyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve şeklinde sayacağız. Bu eseri ayrı ayrı çalışırken, sağ el sol el ayrı ayrı çalışırken hiç zorlanmayacaksınız. Birleştirirken zorlanacaksınız. Çünkü sağ elde sol elde hareketli. Buradan neyi anlıyoruz? Aslında bu parça yatay çok seslilik, değil mi? Bunları hatırlayın. Sol elimizde hiç akor yok ve düzenli olarak hareket eden bir melodi var. Ne oluyordu bu? Yatay çok sesli bir eser oluyordu. Bu parçada sağ el sol el basittir ayrı ayrı ama birleştirince biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi hemen önce sayarak sonra notaların isimlerini söyleyerek birinci satırı çalıyorum. Anlatılacak pek bir şey yok. Parmak numaralarını da yazdım oraya. Olduğu gibi uygulamaya çalışın. 1 ve 2 ve 3 ve 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 1 2 3. Şimdi notaların isimlerine gelelim. Ritmini anladık. Sayarak, ilk önce çalışmalarınızı sayarak başlarsanız eğer ritim konusunda hata yapmamış olursunuz. Şimdi orada bir de bağ var arkadaşlar, bakın. Fa, la, do notası ile başlıyoruz. Ve fa, la, do notası 3 tane nota birbirine bağlanmış. Nasıl yapacağız bunu? Bağın sonundaki nota do notası. Do'yu da bağın sonundaki nota olduğu için de sanki staccato gibi zıplatacağız. Yani fa, la, do. Değil mi? Fa, la, do. Do. Devamındaki notada da sanki staccato yok ama daha öncesindeki do kesik olduğu için ondan sonraki do notasında birinci parmaktan ikinci parmağa geçiyoruz. Sakın unutmayın, çünkü re var ilerisinde. Do, do bölümünde ikisini de staccato'ymuş gibi çalacağız. Bakın şimdi notaların isimlerini söyleyerek fa, la, do, 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 do yaparken bir ikinci parmakla da geçiyorsunuz. Sonra re hemen elinizin altında oluyor, do'yu ikinci parmak geçtiğiniz için. Re, fa, si bemol birinci parmak kaldırıyorsunuz. Si bemol dördüncü parmak. Bakın. Bakın si bemol si bemol yaparken de birinci parmaktan dördüncü parmağa geçiyoruz. Çünkü si bemolden sonra la notamız var, üçüncü parmak. La, do, fa birinci parmaktan sonra mi. Bakın. Fa notası birinci parmaktan sonra mi notası ikinci parmağımız geliyor. Şimdi bir üç ölçüyü biraz hızlı çalacağım şimdi özet şeklinde. Fa, la, do, do, re, fa, si. Si, la, do, fa, mi, mi,
fa. Mi, fa. Fa bas sonu gördüğünüz gibi. Ondan sonra bakın mi olduğu gibi ikinci parmakta kalıyor. Az önce mi, fa yapmıştık. Birinci parmağımızı do'yu yerleştiriyoruz. Mi hala ikinci parmakta. Do, mi, sol, sol. Do, fa, la, la. Do, mi, sol, si, bemol, la. Üçlü, üçleme, triolet, triole. Daha önceki derslerde görmüştük. Yani bir vuruşta üç tane nota çalacağız. Bir, iki, bir. Değil mi? Bir dediğimizde do, mi, sol, si, bemol, la, la, sol. Bakın şuralarda mesela do, mi, sol, sol, do, fa, la, la, do, mi, sol yapmayın. Do, mi, sol. Yani şurada öğrenciler genelde karıştırabiliyor. Do, mi yaparken yarım vuruş çalıyoruz ya. Do, fa yaparken de yarım vuruş çalıyoruz. Burada da öğrenciler yarım vuruş yapma olasılığında, yani yatkınlığında oluyor. Ama bakın burada do, mi yarım vuruş tamam. Do, fa yarım vuruş yine tamam. Ama do, mi, sol üçleme yarım vuruş değil. Bir vuruşu üçe bölüyoruz. Do, mi, sol, sol. Do, fa, la, la. Do, mi, sol, si, la, la, sol. Şimdi birinci satırı bir özetliyorum şimdi yavaşça notaların isimlerini söyleyerek. Fa, la, do, do, re, fa, si, bemol, si, bemol, la, do, fa, mi, mi, fa, do, mi, sol, sol, do, fa, la, la, do, mi, sol, si, la, la, sol. Bu şekilde sağ el birinci satır olacak. Hemen ikinci satıra geçelim. La, sol, üçüncü parmakta kaldık. İkinci parmağı zıplatıyoruz do'ya. Ritim olarak temalar birbirine çok benziyor. Tap, pap, 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 di, yap, pap, pap, di, yap, pap, pap. Böyle olduğu için çok fazla artık ayrıntı anlatmıyorum. Düz çalıp geçeceğim. Bakın şimdi. Do, mi, bemol, la, la. İkinci parmak, birinci parmaktan ikinci parmak la'ya geçiyor. Ondan sonra si, bemol, re, sol, sol, la, do, fa, diyez. Fa diyez. İkinci parmak fa diyezden üçüncü parmak fa diyez yapıyorsunuz. Yine üçüncü parmak fa diyez devam ediyor. Sol, ba sonu. Bakın şimdi ikinci satır. Do, mi, la, la. Si, re, sol, sol. La, do, fa diyez. Fa diyez, fa diyez, sol. Kaldırıyorsunuz. Si bemol üçüncü parmak yine. Si bemol, re, sol, sol. La, do, fa. Fa. Bu sefer artık fa diyez değil, normal fa. Sol, si bemol, do, pardon, sol, si bemol, mi, 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 fa. Anlatılacak pek bir şey yok. Hepsi aynı. İkinci satır sol el özetliyorum. Do, mi, la, la, si, re, sol, sol, la, do, fa diyez, fa diyez, fa diyez, sol, si, re, sol, sol, la, do, fa, fa, sol, si, mi, 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 fa. Ondan sonra kaldırıyorsunuz elinizi, zıplatıyorsunuz, ince fa'ya geliyor. Bakın orta konum do şurası, oradan takip edebilirsiniz. Üçüncü satırla birinci satır birbirinin aynısı. Fa, la, do, do, sol, re, fa, si bemol, si bemol, la, do, fa, mi, mi, fa. Puan dork geldi arkadaşlar. Bunu daha önce ben söylemiştim. Puan dorkta orada bir duraksıyoruz artık. Mi, fa. Sanki eser bitmiş gibi yavaşlıyoruz, duraksıyoruz. Böyle mesela fa orada bir vuruş ya. İki vuruşmuş gibi yapıyoruz orada. Mi bir ikinci iki vuruş mesela. Fa'nın üzerine puan dork geldiği için fa'yı da sanki bir iki vuruşmuş gibi yapıyoruz. Böyle yavaşlatıyoruz. Şöyle bakın. Üçüncü satır başından geliyorum. Fa, la, do, do, re, fa, si, si, la, do, fa, mi. Mi, fa. Fa, la, do, do, re, fa, si, si, la, do, fa, mi, mi, fa. Son satır, üçüncü satır arkadaşlar. İlk dört ölçüsüyle son dört ölçüsü birebir aynı. Hiçbir zorluğu yok. Şimdi sağ el hiç konuşmadan baştan bir çalayım bakalım. Bir ve, iki ve, üç ve. Fa, la, do, do, re, fa, si, si, la, do, fa, mi, mi, fa. Do, mi, sol, sol. Do, fa, la, la. Do, mi, sol, si, la, la, sol. Orada tekrar işareti var. Ben tekrar işareti şimdi yapmayacağım. Do, mi, la, la. Si, re, sol, sol. La, do, fa diyez, fa diyez, fa diyez, sol. Si, re, sol, sol.
La, do, fa, fa, sol, si, mi, 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 fa ve aynısı. La, pa, 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 di, ra, pa, pa, la, da, pa, pa, mi, fa, da, ra, pa, pa, da, ra, pa, pa, da, ra, pa, 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 şeklinde olacak ve bitecek. Sağ elde şimdi bağlar vardı, yarım vuruşluklar vardı, üçleme triyoletler vardı ve geçişler vardı. O yüzden birazcık oyalandık. Ama sol el dümdüz çalacağım ve geçeceğim, hiçbir şey yok. Yani birbirine geçen zaten akor yok. Ekstra herhangi bir ritimde bir değişiklik yok. Notaların isimlerini söyleyerek çalıyorum bakın. Fa, la, si bemol, si bemol. Şimdi burada da bir küçük bir anlatma yapayım. Fa 2 vuruşluk, la 1 vuruşluk ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 olduğunu kaçırmayın. Do, do, fa, do, fa. Kaldırıyorsunuz 5. parmak. Do, 3 vuruşluk. Yine do, 3 vuruşluk. Do, mi, fa, do, sol, do. Buradan tekrar edecek, şimdi tekrar etmeyeceğim. Aynı olduğumuz yerde ikinci satırdayız. Ve elimiz de aynı şekilde ikinci satıra geçince hiç yer değişikliği olmuyor. Fa diyezik 3 vuruşluk, sol 3 vuruşluk, kaldırıyorsunuz do, 2 vuruş, ikinci parmak, zaten yazdım parmak numaralarını. Do, re, re, sol, re, sol, mi 3 vuruşluk, fa 3 vuruşluk, si bemol, do, do, fa, do, fa. Anlatılacak hiçbir şey yok, devam ediyoruz. Üçüncü satırdayız. La, üçüncü parmak, üç vuruşluk. Si bemol, do, do. Bakın üçüncü satıra bakın. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, re. Yukarıdakinden farklı olarak re, 2, dördüncü parmak re ve puan 4 gelmiş. Burada yavaşlıyoruz değil mi? Bakın şimdi. La, si, 1, 2, 3, 1, 2, 3 puan 4. Kaldırıyorsunuz elinizi la'ya. 1, 2, 3. Normal hızında, artık giriş hızında. 1, 2, 3. Fa, do, fa. Şeklinde sol elde bitecek. Şimdi sol elde dümdüz bir baştan sonra çalayım. Fa, la, si, si, do, do, fa, do, fa. Şeklinde olacak. Şimdi sağ el sol el ayrı ayrı çaldım. Sizler de ayrı ayrı neredeyse ezberleyinceye kadar çalışın. Şimdi yavaş şekilde bir birleştirelim bakalım. Şimdi birleştirirken ilk notalarımız ve son notalarımız bu parçada fa. Fa'larla başlıyor. Üçüncü parmak sağ el fa. Beşinci parmak sol el fa. Fa la do do. İkinci do'da la yapıyoruz. Artık bu el dediğim gibi yatay çok sesi olduğu için sol elde de ezgi var. Onlar hangisi üst üste gelmiş onlara baka baka yavaş yavaş çalışırsınız. Dediğim gibi burada ritimsel olarak zor bir şey yok. Düz çalıp geçeceğim. 1 ve 2 ve 3 ve 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 şimdi bakın do mi sol yaparken sadece do çalacak. Si bemol yaparken mi olacak. Sol elde mi, sağ elde si bemol aynı anda. Sonra da sağ elde la, sol elde de fa olacak. İkinci parmak fa, dördüncü parmak la. Bakın. Do mi sol si bemol la. Do mi sol aynı anda. Mi si bemol aynı anda. Fa la aynı anda. Ondan sonra do sol. 3 la sol do sol do şeklinde olacak. Şimdi ikinci satırdayız. Do mi la la si re sol sol la do fa diyez fa diyez fa diyez sol. Hiçbir zorluğu yok. Alt alta bütün notalar yazmış. Hiç karmaşık bir durum yok. Çalışırsınız. Si bemol re sol sol la do fa fa
aynısı zaten. En başın aynısı. Üçüncü satır. Şeklinde bitecek. Sağ el sol ile birleştirdik. Şimdi bir de özet şeklinde orta hızlı çalayım. Sonra dersimizi bitirelim. 1 ve 2 ve 3 ve. Güzel güzel bu eseri çalışın. Dersiniz bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bay bay.